Biz Çanakkale'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Evet, şimdi Amasya'ya geldik. Saat 9 burasını önerdiler. Aynen. Turizm şirketlerine referanslarını zaten işletmemiz birinci sıradadır. Süpersin. Yıllardır birinciliği korumakta devam ediyor. Lale bak. Tamam, sen bize direkt mantıları anlat. Tabii. Hatuniye mantısı patent işletmemize ait olan bir ürün. İçerisinde 3 çeşit peynir bulunuyor, kızartılarak yapılıyor. Yanında salça sosu ve yoğurtla beraber servis ediliyor. Sinop mantısı hem ince hamur, hem bol kıyma, hem de bol tereyağlıdır. Yarısında ceviz, yarısında yoğurtla beraber servis edilir. Anadolu mantısı klasik ev mantısı, anne mantısı. Türkmen mantısının içerisinde kıyma bulunuyor. Yine kızartılarak yapılan bir mantı. Üzerine domates sosu ve yanında yoğurtla servis ediliyor. Çıtır mantıdır. Kayseri mantısı Anadolu mantısına göre biraz daha küçük oluyor. Haşlandıktan sonra salça ile süt önemli için biraz daha salçalı bir yemek kıvamında oluyor. Çerkez mantısının içerisinde patates bulunuyor. Yine haşlanarak yapılan bir mantı. Tereyağında pul biberle sotelenip yanında yoğurtla beraber görselde gördüğümüz şekilde servis ediliyor. Amasya mantısı yöresel adıyla kaypak olarak bilinen bir mantı. İçerisinde yöresel peynirimiz bulunuyor. Diğer mantılarımızdan farklı olarak biraz daha sulu kıvamda servis ediliyor. Bu neydi güzel? Amasya dolması. Aynen. Baklalı dolma. Lel mantın nasıl? Süper. Dolma yıkılıyor yani. Bayağıdır böyle bir dolma yemedim diyebilirim. Bakalım. Nasıl? Çok iyi değil mi? Sıcak ama biraz. Tamam bakalım. Teşekkür ederim. Hacım bu Sinop mantısıymış. Oraya. Nerede aşkım? Memeğini yer misin? Çok güzel gözüküyor mu? Bakayım seninkini tadına. You say I got you wanting more. Don't blame me, I'll be out the door. I start to feel it, my heart is beating. Let's shake the ceiling. Some more. You give me a look, I'll give you the key. Baby, don't stop when you're loving me. You don't hold back, got me feeling so free. Wanna kiss your body. Aile çekmiş bir kedi. Hangisini isterseniz atabilirsiniz. Ne vardı? Tarçın. Tarçın, Hindistan cevizi, zencefil. Oo, lale. Seninkine birazcık zencefil yapalım. Yarım onu. Tamam. Gibi ha. Lan bunu içeceksin, iyileşeceksin. Boğaz ağrın kalmayacak. Ulan senin mikrop seni. Aynen, çok iyi geliyormuş bu. Mekan yıkılıyor. Amasya Salep evi. Evet, Amasya'nın sabahı. Çörekçiden çörek aldım. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Şöyle nehrin kenarındayız. Laliş biraz hasta. Gizem döktürmüşsün. Hani böyle kahvaltı hazırlamayacaktın? Tutamıyorsun kendini. Az önce Lal beni çok üzdü. Bunu da kayda alıyorum. Annesi de onu destekledi hatta. Ben onun için gittim. Amasyalara getirdim onu. Amasya çöreği aldım. Şu minnacık şeyi. Babası için bir ısırık almadı. Babasını o kadar üzdü ki yerlere döktü. Kavgalar çıktı. Büyüyünce ağlayacaksın bu videoyu izlerken. Ben babam olsaydı da yanımda şimdi... O böreklerin hepsini yeseydim desey diyeceksin. Ha, bunu da kaydediyorum. Tam Kocaoğlu ailesine yakışır bir acıtasyon. İleride bu videoyu izlediğinde. Bunu da söylüyor ki vicdan. Ha, yeme yeme hiç yeme. Hala devam ettiriyor evet. Onun da seveceğini adım gibi eminim. Yoksa tattım, sevmeyeceği bir şey ben canım kızım için. Bak senin için şey yapmam. Tattım. Tatmadım. O tatmak değil. Cevizleri falan gelmedi bile ağzına. Geldi, sen ki cevizi çatır tut. Ay. Yalan.
Ya tattım dedi, parçaladı önüme koydu. Böyle geçiyor günler. Yanında da destekçisi var. Evet, meşhur ha, alınabilir. Ne yapacağız bunu? Meşhur taşana geldi. Ha? Dur bir bakalım, bir dolanalım da şimdi bir de elimizde onunla taşımayalım. Gel. Ne var? Kule mi? Bak yukarıda kale, o kale. Bu baskılı bezler varmış. Herhalde bunlar işte. Ahşap baskı. Bekle. Aşağı mı yukarı mı? Çok da bir şey yokmuş gibi. Aynen. Şöyle biraz yukarı diyorum. Tamam, sağ ol. Sağ olasın. Gizem çıra alalım. Yakarız. Yaz pürmüz var mı karavanda? Ya ucu var ama aslında çok alabiliriz. Ha, burada bulabiliriz aslında, biliyor musun? Bak bak, gözünle gezdir. Keyifli bir kahve içelim dedik ama o kadar da keyifli bir mekan yok. Öyle küçük eski evlerin olduğu sokaklar var, bir iki tane. Hamamlar ve camiler var. Başka da pek bir şey bulamadık açıkçası. Zaten tokat kebabı da mevsiminde yeniyormuş. Bence dönelim. Yukarıya kadar zorlayalım mı? Hadi gelin, ara sokaklara dalalım. O evler güzelmiş ama. Yaptı o ya. Amca götün götün sola geçiyor. Hadi gel çekeyim seni. Bence siz durun, ben size şurada bir fotoğraf çekeyim, gel. Ben hırıldıyorum. Oh, biri beni çek. Hadi Lal, seni bekliyorum. Taşır, taşır. Hadi. Zıpla. Allah'ım ya Rabbim ya. Ver şu elini, ağzını değdirme bir yere. Bu mu ya? Ters binmek mi deve? Hadi iniyoruz, gel. Dur. At ayağı. İndirme. Allah. Müze pazartesi günleri kapalıymış. Hadi bakalım. Hadi gençlik. Müze kapalı ama şöyle kapısından bir video çekeyim. İçerisi böyle. Hadi lan. Bu yazmacılar hanı otel ve sen girin bakalım. Hadi. Cemalettin mahallesi varmış. O hanın diğer tarafı herhalde. Burası otel herhalde. Evet, odalar falan. Aynen. Baba, hadi bak. Gel aşkım. Cemalettin. Evet, gördüm. Bizim Cemallere mi benzettin? Kül kedisi atölye.
Evet. Sivas Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldik. Yaklaşık Tokat'tan 1,5 saat dağları aşarak geldik. Arayoldan zorlu bir yoldu. Full karın üzerinde. Bizden başka kimse yok. Şimdi Gizem yemek hazırlıyor. Ben de köpekleri çıkartacağım. Hera ile Zeus'u. Seni yesinler. Geldi. Neyim? Acı değil mi? Sıcak değil mi?